atmışsın. Fırında evet, en son biraz sonra kaşarını atacağım. Üstü de kızaracak. Onu çünkü ben beşamel sos kullanmadım. Beşamel mi yapıyor? Beşamel yapıyor. Sen ne yaptın? Ne kullandın? Süt, yumurta. O kadar. Tuz, ay yağ koydum için onu düşündüm. Niye koydun? Ne yaptın? İçine yağ koyup koymadım, hatırlayamadım bir an. Galiba koymadım. Şaka yapıyorsun. Aynen. Ama aradaki mantar sos yağlı. Ne yapacağım ben? Altı sırf tereyağlı. Ben de ne yapacağım? Ay ne yapayım ya? Çenemi vurunca benim elim unutuyor her şeyi. Yine birilerine alayım mı ben şunu ya? O benim üst süsüm yani. Lütfen bir daha rendelemekle uğraşamayacağım. Rendemi ıslattım. Valla. Şaka şaka şefim, buyurun ya, içeride vardır da alırız. Ama bak, yağ koymayı unutma, muskat koymayı unutmadım sütün içine. Arkadaşlar son 15 dakikanız. Kolay gelsin Melike. Teşekkürler. Nasıl yani? Ha. Dedim ki iç pilav mı yaptın arkadaş? Bugün Mahmut'un tezgahında gördüğüm dağınıklığı senin tezgahta görüyorum. Evet şefim. Mahmut'a mı özendin? Yok estağfurullah, asla. Mahmut sana özenmiş. Pasaklı pasaklı diyordu. İkidir bana iftira atıyor, aynı şeyleri düşüyor. Allah'ın sapası yok diyorum ona. Jürimizin söylediği şeyi inkar ediyorsun. Kaşığı ağzından akıtmadın değil mi tencerenin içine? İftira var mı? Değiştirdim tamam, ben. Peki, peki Mahmut. Ya durun kavga etmeyin ya. Ben vallahi yeter artık. Ya işte Onur'un tavrı bu. Tamam yeter. Ya, nereden bekliyorlar? Aportta bekliyorlar birbirlerine bir şey söylemek için. Arkadaş sen ne yapıyorsun ya? Beşamel. Bu mu beşamel? Bu beşamel. Eminsin. Makarna nerede? Sızgeçte. Bugün senin şansın yok arkadaş. Benim değil mi? Onur'un bugün şansı yok. Daha hala burada kalmış 14 dakikası hala bu durumda. İnşallah şefim. Allah ne diyeyim Onur. Sürpriz sizden geldi ama ben her seferinde 60 dakikalık tarifler hazırlıyorum. 50 deyince. 10 dakika yüzünden mi olmadı? 10 dakika yani? Şey şefim. Şefim 10 dakikada neler oluyor burada? Bırakın neler bu işleri. Ben 10 dakikada burada 2 da tane beşamel yapıyorum. Burada da bakın Melike fantastik bir harekette üzerinden böyle parça tereyağı vererek ve içindeki sıvı harcın yeteri kadar yağlı olmasını sağlayacak. Onun içerisindeki sıvı harçta zaten dünyanın kaşar peyniri var. Olağanüstü bir teknik uyguluyor sayın seyirciler. Şimdi bir şey soracağım. Bu teknik, neticede... Bu teknik Fransız aşçıların mezarlarında ters dönmesini sağlayacak özel bir teknik. Özel. Döla Melike. Döla Melike tekniği. Aynen. Melike'nin burada el bombası tekniğiyle Onur'un buradaki uzay roketi tekniği arasında bir fark göremiyorum. Netice itibariyle biri fırında, biri daha fırına bile girmemiş. Netice itibariyle inşallah en lezzetli benim olur ve ben de makarnamın adını Döla Melike makarnası diye değiştiririm. Döla Melike makarnası. Onur dün şey diyordu. Peşini satan, veresiye satan diye bugün veresiyecilerdensin sen. Bugün belli olmaz şefim ya. Hadi ama hadi hadi bak oldu artık. Ya yeter. Şefim burada ne ummadığımız tabaklar yok ya, kesin sondadır oldu dediğimiz tabakları şefim? Derecede. Oldu mu diyorsun? Kesin her şeyi mükemmel dediğimiz tabakları teknikte gördük yani. Valla 14 dakikanız var, ben gidiyorum arkadaşlar, aranızda halledin işte, 14 dakikaları kaldı. Nasıl oldu? Oldu bu. Ne yaptın sen? Beşamel. Nesi olmadı bunun anlamadım. Şu an olmuş mu sence? Hayır. Kaynamadı daha. Ece'nin ne yaptığını gördün mü? Geleyim bakayım. Gel bak. Şefim bu kadar yumuşak değildi makarnaları. Sen gördün mü Mahmut? Ha? Ne yapmış? Görüyor musunuz? Bu kadar bak. Yumuşak bak. Değildi makarnaları. Aa ben niye yiyorum ki, ben yarışmacıyım. Evet sen yarışmacısın. Makarnasına yağ atsaydı bu görüntü olmazdı. Ha bu burada böyle kendi kendine bekliyordu. Ay halamın bıyıkları olsaydı eniştem olurdu Mahmut. Yok amca. Fırında makarnayı nasıl olmasını bekliyorsun? Ayrı ayrı tane tane mi olsun makarna? Az önce programın başında ne dediler? Haşlarken acaba ne yapacaklar? Fırında pişme süresini hesaplayabilecekler mi? Al dente'yi ayarlayabilecekler mi? Yoksa yapışık makarna mı yapacaklar dediler. Mahmut ona atıfta bulunuyor şu az anda. Az sonra. Sen ne yaptın? O zaman ben gidiyorum. Kaşar mı yaptın? Şefim yok. Ben makarnalar biraz daha sertti. Şimdi bir de orada da beklediler. Bu kullanmadığım makarna kısmı. Sıcak suda bekledi yani biraz, o yüzden yumuşadılar. Ha. Neden Melike ablayı bakarak anlatıyor? Ben hiçbir fikrim yok. Ben gidiyorum. Melike'nin çekim anlamında kaldım. Aynen. Çünkü ben de bugün dün bizim sayemizde yaşadığınız rahatlığı aynı şanssızlıkla bana yaşatmanızı umut ediyorum. Hoşçakalın. Haydi hoşçakalın. Görüşürüz. Ne yaptın? İçine nasıl bir sos yaptın? Şefim ben içine tavuk, kepçe, mantar ve hardal biraz katarak. Tamam. Güzel bir karışım yaptım. Peki bunu fırın makarna haline nasıl getireceğim? Bunu şimdi altı bir güzel beşamel sosu artı bir sos var. Siz de zaten bildiğiniz bir sostur. Krema, yumurta, süt. O beşamel sosunu koyup biraz daha onunla birlikte açtım. Aha. Daha yapışkan olsun diye. Aha. Ortasına hazırladığım o alt kısma makarnayı koydum. Onu buladım yani şey sosla. Sosa buladım. Güzelce bulayarak karıştırdım. İçine tabii çedar ve kaşar peynirimle birlikte. Her şeyi koymuşsun yani. Mantarımı, tavuğumu koydum, üstüne bir kat daha kapattım. Böyle ortasına koydum. Ben komple böyle hepsini kaşımadım, orta kısmına koydum. 10 dakika! Yapmayın!
Mahmut gördüğün gibi süre rüzgar gibi geçti. Evet benim... Ha? En sevdiğin film mi rüzgar gibi geçti? Hem öyle hem de makarnam şimdi rüzgar gibi geçecek. Şimdi bak ben sana soruyorum. Rüzgar gibi geçti filminde kim oynadı? Başrolleri kim? İsimlerini gerçekten unuttum ama karakterlerin ya. İsmini söyleyeyim. Ya sallama ya. Gerçekten karakterler isimde kalıyor. Senin yaşın geçmez rüzgar gibi geçti. Makarnan nasıl? Çok güzel. Maşallah. Harika. Pesto sos benim elimden çıktı. Başta hazır istedim sonra dedim ki o kadar süre içinde ne yapacaksın sen bir pesto sos yap. Sonra bir baktı ki süre 50 dakikaymış pişman oldu. Efendim? Sonra bir baktı ki süre 50 dakikaymış pişman oldu. 50 dakika yeter de artar bile. Ya ben 50 dakikada 4 tane tatlı yapıyorum arkadaşlar. Aa, ama yani Arda Şef'im siz ben sizce oradan size benzer bir halim var. Sen daha yeni mi? Ne yapıyorsun ya? Bu ne? Bunları çıkartıyorum. Çıkartıyor musun? Niye? Senin makarnan nerede? Fırında. Ha, fırında bu ne? Öyle kenarına süsmüş. Kenarına süsmüş. Yine çok umutlu olmadığım bir gündeyiz. Bakalım neler çıkacak merak içindeyim. 8 dakikanız kaldı. Mahmut bir pesto sos yapıyor ama pesto sosu nerede kullandığını hiç anlamadım. Makarnaların içinde mi dışında mı belli değil. Üstüne bir de sanki crumble yapar gibi pankolardan bir ekmek kırıntısı koyuyor ama nasıl bağlayacak onu? Onun üzerinde nasıl kıtır kıtır bir kat olarak kalmasını sağlayacak hakikaten hiç anlamış değilim. Bugün kesinlikle 4 yarışmacımızdan en az 2 tanesinde yapısal mühendislik hataları olduğunu görüyorum. Bakalım masaya nasıl yansıyacak. ...60 dakika diye hesap ettiğimiz süreyi jüri bir anda 50 dakikaya çekince evdeki hesap çarşıya uymadı. Tamam tarifi hazırlamıştım ama zannedersem fırındaki pişme süresi biraz az olacak. Arkadaşlar fırın makarnaları için son bir dakikanız. Yarışmacıların sürelerinin bitmesine çok az zaman kaldı. Artık tariflerini sunuma hazırlamaları gerekiyor. Bence güzel ve lezzetli bir fırın makarna çıkardım ama diğer arkadaşlarımın ne kadar hata yaptığı ya da ne kadar güzel yaptığıyla doğru orantılı olacak bugün sonuçlar. Sürprizlerle dolu bir makarna. Her şey olabilir. Şu an herkes sonuncu zannediyor olabilir makarnayı ama belki birinci bir olabilir bu makarna. O peynirlerden böyle pat 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 böyle göz atıyorlar, göbek atıyorlar. Harika oldu. Makarnam evet istediğim gibi oldu gayet güzel görünüyor artık çıkarıyorum. Evet son 5, 4, 3, 2, 1 fırın makarnalar masaya. Fırın makarna çocukluğumun lezzeti. Bugün yarışmacılarımızdan bize fırın makarna yapmalarını istedik. Enteresan tarifler görüyorum masada. Acaba problem yaşayanlar var mı? Bunu tadım yapıp göreceğiz. Az sonra tadım yapacağız. En çok beğendiğimiz 2 tabağı işaret edeceğiz. Geri kalan 2 tabak teknik etapta yarışacak. Hangileri beğenilecek, hangileri teknik etapta yarışacak onu da az sonra göreceğiz. Hiç akla hayale sığmayan, gelmeyen hatalar yapılmış. Düşündüğümüz birazcık havada kaldı. Biraz kavram kargaşası yaşamış. Ne var? Olmamışlık var yani olmamış. Efendim fırın makarnalar sizi bekliyor. Enteresan. Yine bir enteresanlık var yani. Jüriden yorum yok. Farkında mısınız? Hadi buyurun. Şuradan başlayalım. Ece ne yaptın? Anlat bakalım. Şefim ben dirsek makarna kullandım. Makarnamın içine hem beşamel sos hem de artı olarak süt ve yumurta da, pardon, krema ve yumurta da kullandım. Ortasına mantar, bir hardal sos ve tavuk koydum. Görünüş olarak bugün benim tabağım kesinlikle koruma altına alınır. Ama dün de görünüş olarak kaybeden brownie'min alınmayacağını düşünüyordum. Yine her şeyden önemlisi tat diyorum. Alınma ihtimali de var ama alınamaya da bilir.